dikiyorlar sorar mısın? 7'ye 4 ve 5 şili dedi kimler. Niye böyle sık dikiyorlar acaba? Sebebi? Doğru bir dikimdir. Planting distance, why do you use 7.5? Yes, it's the optimal distance in order to use better of the better use of the light. You know, the lights that come that comes into, because they, you know, the trees are quite big, so you use the airspace quite good with this distance. That's mainly the explanation. Yani ışığı alma açısından 7'ye 5 ve ağaçların büyümesi göz önüne alındığında 7'ye 5 ideal bir aralık. Evet, şimdi de 7'ye 5'i ideal olarak kabul ediyorlar. 7'ye 4, 7'ye 5. Biz 7'ye 4 az önce gördük. Burada 7'ye 5. Ve ortalama 30 tane civarında bir dekara dikiyorlar yani. 7'ye 5. 7'ye 5 burası. 4 adım geldi. Az önce geldiğimiz bahçe 7'ye 4'tü. Ha, öyle mi? 4 adım. 4, 4. Burası da 4 belki. Doğru, burası da 4 tura. Şöyle bir ölçelim. Bakın şöyle bak. 1, 2, 3, 4. Evet. 7'ye 4 bu bahçe. 35 tane dikiliyor. Evet, 7'ye 4 bir çantır bahçesi, 7 yaşında. Burası kaç yaşında bir bahçe? These are, I didn't check the information, but I think they are 5 years, around that, 5 to 6 years. Orada bir bilgi de yazıyor bahçeyle alakalı. Onu kontrol etmedim ama diyor 5 ve 5 to 7, 5 ile 7 yaşında. 7 yaşında. Burası kaça kaç ekili, bir daha sorar mısın? 5. Years old. Five. And what was the age between 5 and 7 years old? Five. The information is in the corner. I'd like to go and check that. We can check later. But what was the weight again? Kaça kaç dikili? This is 5 per 7. 5 per 7. 5'e 7. Bu bahçe 5'e 7, bir çantır bahçe. Ortalama da 6 yaşında falan herhalde. 6-7 yaşında. Evet. Ama işte gayet de güzel yani bahçe, ağaçları güzel büyütmüşler. Bu da hortumlar ne yukarıda? Hasat oldu şimdi. Aynı hasat zamanı böyle yapıyorlar. Hasat mı yapmış? Bunlar Chandler'lar değil mi? Chandler. Color muy blanco. Bak görüyor musunuz? Genelde %80'ini çatlatıp da hasat ediyorlar. Evet. Burada böyle yapıyorlar yani. Büyük bir bölümünü üstünde de kurutmuş oluyorlar. Evet. Etrel dağıttıklarından dolayı hasattaki cevizlerin çok büyük bir bölümü hazır kurumuş vaziyette, çatlamış dökülüyor genelde. Güzel makinelerle çok güzel bir hasat yapıyorlar. Hızlı ve seri. Bahçeler devasa büyüklük yapıyorlar. Evet. Hasat işlemleri gayet güzel. Bu arada normal şeyi bırakıyorlar, makine işleyecek kadar şu arayı. Ama müthiş derecede güzel hasat oluyor, baksana yerlere. Kaç burası? 7'ye 4 mi? Evet, 4. Genelde hep 4.
Amerika'daki hasat. Amerika'da genelde bu Şili'deki bu makinelerle hasat ediliyor. Çok hızlı bir seri şekilde hasat ediliyor şimdi. Çünkü dekarlar, ölçekler çok büyük olduğundan dolayı makineleşmek istiyorlar. Aksi takdirde bu kadar büyük ölçekteki divizleri toplamak mümkün bile değil. Burası da 17 yaşında bir kentör bahçesi. Yaklaşık 17 yaşında 7'ye 3,5 dikilmiş. Evet. Kentör. Bu da süpürge makineleri. Görüyorsunuz süpürge makineleriyle. Hasat zamanı. Bugün 17 Nisan 2015 Şili. Cevizler hasat oluyor. Evet. Toplanıyor. Evet, ama baktığımızda süpürdüğü noktada gerçekten de hiçbir şey kalmıyor. Yani çok güzel süpürüyor. Bu görmüş olduğumuz makine ortaya toplanmış olan cevizi kendi bünyesine alıyor. Hep birlikte izleyeceğiz. Tamamen mekanik yapılıyor Şili'de bu işlemler. Süpürge ortaya toplamış. Ortadakini alırken bir fan aracılığıyla dalları ve yaprakları gayet güzel bir şekilde alıyor makine. Karşı tarafa da zaten görmüş olduğunuz gibi götürüyor. Evet, öndeki süpürgeler tekrar ortaya doğru çok güzel bir şekilde topluyor. Bunun altında da hazne var. Oradakileri alıyor. Evet. Oradakinde fan aracılığıyla karşı tarafa görmüş olduğunuz gibi tutuyor. Yapraklar, odun parçaları tamamı karşı tarafa yani ayrılmış oluyor. Cevizler de buradan böyle çok güzel bir şekilde hiç el değmeden tabi arkaya da baktığınızda görüyorsunuz hiçbir şey kalmıyor yani gayet temiz en ufak bir şey yok
hasar. Hızlı. Günlük 60 dekar yapıyorlar toplamında. 60 dekar da çok iyi bir şey makinelerle. Yani başka türlü girdi maliyetlerini zaten düşürmelerinde imkanı da yok. Bu Şili'de büyük dekarlarda, Amerika'da genelde hep makinelerle yapılıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kenarıya doğru da üflüyor. Evet. Görüyorsunuz kozları. İki kere gidiyor. Bir taraftan geliyor. Tek taraftan burayı süpürüyor gidiyor. İkinci kez giriyor bu tarafı süpürüyor gidiyor. Yani iki geçiş yapıyor süpürme makinesi. Ama verim %100. Hiç kalmıyor etrafta. Hepsini ortaya topluyor. This tube is to... You see the water in the bottle. Tabanda su var. Onu ölçüyor. You see the table, bir boru çekiyorlar oradan tabanda su var. Bizde de var böyle boru. For table water. Evet, taban suyunu ölçmek için çok basit bir sistem. So we used to use this for a purification or for a inauguration. Gel. Between 12 and 16 hours to dry. Fırında 12 ile 16 saat arası kalıyormuş. Kaç derecede kalıyor fırında? 12 ile 16 saat arasında. What is the degree of the oven that it's the what I'm sorry? The degree. The temperature. Okay. Temperatür olarak 43 degrees. 43. Yes. Kaç? 43 derece. 43 derecede. Doğal gazla değil mi yapıyorlar öyle? Bu da soyma testi. Doğru. Evet. Bu cevizler burada soyuluyor. Problemli olanları da gördüğünüz gibi ayıklıyorlar.
civarında bir bahçe. Bütün işleme tesisleri zaten bahçelerin içinde. Genelde büyük bahçelerde işleme tesisleri daha hızlı olması için içeriye koyuyorlar. Burada da çok profesyonel ve büyük çapta ceviz üretimi yapıyorlar. İşte bu sistemleri, bu tesisleri bizim de Türk heyetiyle ve iş adamlarımızla inşallah yavaş yavaş ülkemize de entegre başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi olduğu gibi makineleşmişler ve çok profesyonel güzel sistemleri var. Şöyle bir bakarsak. Bunlar herhalde kurumaya hazır. Buradan alttan alıyorlar değil mi bunları direkt? İçinde pakete giriyor. Pakete girmeye hızlı bir şekilde geliyor. Geliyor. Aynen. Çok hızlı ve seri hareket ediyorlar. Çok. Bu hem dekarın çok olduğundan hem de ürünün zarar görmemesi için de. Ürünün zarar gelmemesi açısından bunu yapıyorlar. Öteki türlü çünkü çok fazla ürün beklerse iş kalitesi değişir. İş kalitesinin daha iyi olması için hızlı bir şekilde paketten. Evet, çok önemli arkadaşlar. İşte dışarıdan gelen. Evet, ceviz son aşamada bu çuvallara doluyor. Hasattan 20 saat sonra paketleniyor. Çok önemli. Evet, cevizlerin işleri bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi depolanıyor. Büyük harat çuval dediğimiz çuval. Ceviz için genelde başka ürünler işliyorlar mı burada bunlar? Başka ürünlerle paketleyip şey yapıyorlar. Tabii. And also here the temperature is quite, you know. It's yeah, it's very fresh and cool. Yeah. Serin burası şu anda zaten. Çok şey. Kaç derecede muhafaza ediyorlar bunları aşağı yukarı? What is the temperature? What is the temperature for walnut? The ideal temperature is between 10 and 15 degrees and humidity in there, you know, is around 60 degrees.
maksimum ince. 10-15 derece arasında olması en iyisi diyor. Onun dışında da 60, %60 şey olması, nem olması. Ortamda. Peki o bu dere 15 derece, 14 derecede kaç yıl sürüyor, bir yıl, iki yıl depo kalabiliyor mu? Depolama ömrü ne kadar? Yani? Depolama ömrü ne kadar bu sıcaklıkta? In our case, the ideal is to end the sales around November, December of the same year. But what is the maximum? No, it can last 1 year also. Bir yıl kadar kalabilir diyor ama bizde 6 ay içerisinde tüketiliyor ama bir yıl kadar o sıcaklıklarda kabuklu kalabiliyor. %8 nemde bir yıl kadar. %16 derece, 10 ila 16 derece sıcaklık, 60 derece nemde bir yıl kadar sağlıklı kalabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aynen öyle.